Şimdi bal kabağı çorbası için gerekli malzemeleri sayıyoruz efendim. 250 gram bal kabağına ihtiyacımız var. 1 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet kuru soğan. 150 gram kremaya ihtiyacımız var. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber ve tabii ki olmazsa olmaz 1 diş sarımsak suya ihtiyacımız var. Kremayı en son koyacağız. Aslında ben şöyle düşündüm. Hepsini bir bütünden mercimek çorbası hazırlar gibi tenceremizin içerisine alalım. Tamam. Hatta biraz da dediğin gibi bunları bir tık daha ortadan bölsek mi kolay pişmesi için? Bence bu 250 gram etti zaten, biraz fazlaymış. Bence de orası. Tatlı bir çorba mı oluyor? 1 kilo var bence de. Aslında tatlı değil. O kadar lezzetli ki ben bal kabağını genelde börek içinde kullanıyordum. Ama bu şekilde çorbada tatlı tuzlu arası. Sever misin bilmiyorum ama güzel. Ben bunu yapar, denerim. Hiç söylemeden mercimek çorbası diye yediririm. Evet. Hadi canım. Ya tatlıya benziyor yani. Aynen öyle. Hiçbir şekilde onu anlamazsın bile. Ben çocuklara da aynısını yapıyorum. Evet, soğanları da böyle alalım. Ben de buradan bir kaşık alayım. Mutfağa giriyorsun, yapmışsındır pandemide. Evet, evet, giriyorum mutfağa. En seviyorum çok da. Sevdiğin tariflerden biri, böyle pratik hazırladığın. Pratik, ya ne bileyim, brokoli, yanına et, evet, makarna ya da pilav. Evet. Bizde ben Bitlisliyim. İşte köfteler falan vardır bizde. Ciğer taplaması. Ondan sonra çorta, aşiler vardır işte. Çorta aşı, çorta taplama. Ciğer taplaması mesela, ciğer yemeyen bir insan senin dediğin gibi. Doğru. Mesela bunu mercimek diye yediririm diyorsun ya, ciğer taplamasını da yeseniz ciğer olduğunu asla anlamazsınız mesela. Ciğer yemeyen biri nereliydin yiyebilir yani. Ceylan? Bitlis. Bitlis yemekleri çok güzel olur. Güzel. Kuru patlıcan, biber dolmasına bayılırım ve güzel yaparım. Bence sana biz niye bir kuru dolma yaptırmadık? Hakikaten çok da severim. Vallahi bir daha gelirken. Tamam, Ramazan'da o zaman yapıyoruz. Tamam. Ramazan'da davet ediyorum. Sen ne yapacaktın bize? Ben de şarkı söyleyeceğim. Sesin güzel mi? Çok kötü. Yoksa rolleri değişebilir. Çok ısrar etmiyorum. Kötü dediyse vardır bir bildiği. Çünkü zorla şey yapar. Hadi söyle, söyle, söyle. Aa, evet, olmuyor. Öyle bir şey. Şimdi ben ilave edeyim. Ay süpersin. Vallahi işte bak. Becerikli konuğum. Menajerim de sağ olsun, bugün yalnız bıraktı bugün. Ahmet bugün Uğurlar. Sefa'yı çalıştıracağım mutfakta. Ahmet Bey beni de yalnız bıraktı. Ahmet Bey Sefa'la beni yalnız bıraktığın için. Ahmet Bey? Bizim menajerimiz oluyor. Yo, şöyle doğrayım. Aa, ikinizin yo, de. Benim değil. Sefa'la da ilgileniyor yani, sağ olsun. Ha, havucudan mı bunu? Ona koyu verelim. Oh, şöyle bir bakın. İlk etapta bütün sebzeleri hafiften bir kavuruyoruz. Aslında ben bunu mercimek çorbasında da böyle yapıyorum. Hepsini bir çiğden atıyorum. Ben sonrasında de öyle yapıyorum. Çok pratik oluyor. Ve gerçekten bu sebzelerin önden kavurma işlemi de yemeğe aşırı bir lezzet veriyor. Karamelize ediyor. Aynen. Sen bilirsin bu işleri, anlat. Tam diyecektim, karamelize diyecektim de şimdi. Lep demeden diyorsun, kaptım diyorsun. Aynen, ağzımızdan. Öyle. Doğru, ben suçluyum burada. Çocuk söyleyecekti. Ne demek? Sarımsağı da atalım hemen. Ben de böyle birden mutfağa koyayım. Düzenli çalışalım mutfakta. Bugün yukarıdan diyorlar ki Mehmet Şef gibisin diyorlar. Ben böyle biraz burada şey mi oldum? Yarışma güzeldi ya. Ben bu arada hiç izlemiyordum normalde o yarışmayı da. Evet. Bu yıl ilk defa izledim. O da pandemi dolayısıyla muhtemelen öyle oldu. Ama gerçekten şey... Düştü yani. Ya eline yakışıyor ama şimdi bak, eline Sefa yakışmazsa en başarılı. Evet, ben yani eline yakışmazsa asla uğraştırmam Sefa'yı. Ama eline yakışıyor Sefa şimdi, ne yapacaksın? Teşekkür ederim. Ekran seviyor seni. Kızım bile dedi, ben geleyim mi, Sefa mı geliyor dedi. Dedim ha dedim, Sefa geliyor. Melike. Evet, en iyi yaptığınız yemeği sordum. Sesinizi ilk kim keşfetti? Kendim keşfettim ya, 6-7 yaşındayken. Bir baktım türkü falan okuyorum yani. Ve yanık 6-7. Sesi. Tabii 6-7 yaşında. Ne okuyordun bize, bir söyle. Fırat. Canlı canlı. Canlı canlı, hemen istiyoruz, bak yukarısı da istiyor. Bakayım hatırlayabilecek miyim ilk okuduğum türküyü? Şu Fırat'ın suyu akar serindir o. Akar serindir, oy 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 oy. Söyletmeyin beni anam
Hakikaten sesin yanık yanık ya. Gerçekten maşallah, subhanallah. Bu bir Elazığ türküsüymüş. Benim yapımcım Elazığlı. Elazığ'a selam söylemezsen gebertirim seni. Feci feci burada şey altındayım. Çok da severim Elazığ'ı. Ya Elazığ insanları da yalnız. Elazığ'a buradan kocaman selamlar, gerçekten sevgiler efendim. İnşallah her gününüz böyle güzel, böyle keyifli geçsin efendim. Evet, şimdi ne yaptık Sefa? Yaptın çorbayı. Ben çorba bitirdim. Bitti. İşte bak, genç insan. Kaç yaşındaydın? 24. 24 yaşında. Ay ya. Ay canım benim. Ne güzel. Evet, bal kabağı çorbam için bütün malzemeler çok güzel yumuşamış. Tabii Sefa bunları ince ince doğradığı için daha çabuk pişti. Tekrardan teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Ben de o esnada salçamı da ekleyeyim. Evet, salçamızı da koyduk. Oh! Ben kabak çorbasını da çok seviyorum. Yani. Sana özel yapıyorum o zaman. Ceylan'ın sesine sağlık diliyoruz. Onun gibi tutmaya başladı. Biraz sıvıya mı alsa? Yok, onu da söyleyecektim. He, ben bilerek mi böyle biraz tutturuyorum. Ha, tabii he, lezzet vermesi gerçekten için bilerek tutturuyorum biraz. Bayağı bir güzel lezzet veriyor. Bilerek yakmıyorum da. Yok, bilerek yakmayız. Bilerek yakmıyorum. Olmayan şeyler değil bunlar. Serpil bazen bilmeyerek yakabiliyoruz. Şöyle biraz fırlayalım. Oo. Oo. Maşallah. Bugün biraz hızlı mıyız ne? Çok iyi, çok iyi. Ama iki tarifimiz var, unutma. Ve son 35-40 dakika. 35-40 dakika mı? Hı. Tavuğu ben 15 dakikada çıkardım. Tamam, göreceğiz. Burada iki aşçı mutfakta o yemek menüsü, ben tek başına yetiştiriyordum da sen bakayım. Yetişmezse ne yapacağız? Yok yok, yetişir. Vallahi çok güzel oldu. Oo. Halay mı ne dediler yukarıdan? Sizin ikinizi kenara bırakacağım, o zaman Ceylan'ı koyacağız mutfağa. Ceylan yetiştirir. Ceylan top sende, bak dua et Allah, yetiştirelim. Evet. Biraz daha kıvamını bulması için iki taraftan su ekledik. Hem Sefa hem ben. Çalışıyorlar efendim. Çalışıyoruz efendim. Ben de burada şarkı söylüyorum. Keyfe tabii bak. Orada bizi böyle şeye getiriyorsun, ilhama getiriyorsun. Aynen. Tabii bu ilhamsız olmaz. Mutfakta ben de hep yemek yaparken ben de müzik dinlerim. Müzik dinlerim yani. Söylerim. Aman ya Rabbim, güzelliğe bak. Of. Ceylan gel, renge bak. Allah. Gel. Gel Ceylan gel. Merak bu ediyorum. Bu rengi Allah. Önce tereyağıyla. Ay. Gerçekten de mercimeğe benzedi ama. Evet. Dediği gibi Sefa'nın çocuklara, evdeki anneler ne yapacak biliyor musun? Mercimek diye yutturacaklar. Çok mantıklı. Ben öyle yapıyorum çünkü. Brokoli çorbası yaptığımda da söylemiyorum. Evet, şöyle bir tereyağı yakalım. Buradan da kremamızı, bakın. Kremayı çok fazla kaynatmayacağız. Tereyağı verdiğimiz anda üzerine kremayı vereceğiz ki kesilme olmasın. Biliyorsun krema belli bir süre sonra kesilme yapıyor. Bugün çoğu tarifimizde de krema var. Tavukta da. Bak nasıl hamar at çocuk yarabbim, ya Resulullah. Evet, bu bizim kloriye benziyor. Klorik derler klorik bizde. Mi? Klorik yemeği, evet. Ne? Ama tabii şeyi farklı. Yani bu klorik aşı şu olarak ona benziyor aynen. Evet. Ve ben onu sevmem. Sevmez yemem. Annem onu yapıyorsa eğer bana başka bir yemek yapar. Kıymalı mı yapar, kıymasız mı? Biz şey kıymalı galiba bizimki. Kıymalısını ben de hiç sevmem. Evet. Ama bunu bu deneyebilirsin. Bizde içine şey bir de kuru reyhan katılır. Aynen. Tadını ben de nane veririz. Koyacağım. Nane mi? Bir de şu tereyağı sıçraması. Evet efendim. Bakınız, bal kabağı çorbası fokurduarken şimdi içerisine kızdırmış olduğum tereyağımı vereceğim. Tuzu azsa biraz daha tuz ilavesi yapabiliriz. Tuzsuz yemek sever misin? Ben tuzsuz yaşayamam. Ben de. Şekersiz yaşarım ama tuzsuz asla. Bir yemeğin tadı tuzu gerçekten tuzdan geçiyor. Tuz olmazsa olmaz. Evet, aman ya Rabbim. Allah. Oh, şöyle döktük. Lezzetini tereyağı ve krema bütünleyecek. Kremayı da bismillahirrahmanirrahim altını kısıp. Sefa sana suikast yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Kesilmez, besmelemi çektim. Yok, yok. Yukarıdan şey yüksel o krema kesilecek, bak gördüğüm. Ya aşk olsun. Çok zor şartlar vallahi altında bak, çalışıyorum. Vallahi bak şarkı söylüyorum şurada, aşk olsun. Kesilir mi sence? Biz kremanın kesilmesine izin verir miyiz Sefa? Biz vermeyiz. Biz vermeyiz. Evet efendim.
Şöyle bakın, sadece bir taşın fokurdayacak. Aman ya Rabbim, çok güzel oldu. Lokum tadında bir çorba ve çok besleyici. Çocuklara kuzucuğum size mercimek çorbası yaptım diyorsunuz ve koyuyorsunuz. Olay bitti. Ben görüntü de zaten. Şöyle bir kaşıkla Ceylan'a tattırmak istiyorum. Tadım kaşığımı. Bir taptan da. Çok kıymetli konuklarım. Geçen yemek yaparken aynen böyle tattım. Ben şöyle vereyim. Sonra dedim ki evet. Evet, böyle. Bakıyorum arkamızda. Bakalım beğenecekler mi efendim? Tuz azsa tuz koyalım. Ben tuzu yok mi? Biraz. Tuzu yoksa hemen. Ama çok güzel. Çocuklar yiyin. Çocuklar yiyin. Anneler yapın. Buraya koyabilirsin tatlı. Tuz atalım. Tadım kaçıyor. Çok iyi. Eline sağlık Sefa. Afiyet bal olsun. Evet, tuzumuzu da koyduk. Kremayı da kapatıyoruz, koyduk. Evet, bir taşın kaynattık. Birazdan sunum tenceremin içerisine alacağım. Ama rengin güzelliği gerçekten göz kamaştırıyor. Mutfakta gerçekten sınırsız nimetleri veren Rabbime şükürler olsun. Amin. Hiçbir zaman aç kalmayız inşallah, Allah'ın izniyle diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.